YDS Akademi Yabancı Dil Okulları'yla İngilizce artık sizin için problem değil. İlk öğretim, lise, genel İngilizce, YDS, TOEFL, IELTS, TEK ve LYS 5 programlarıyla siz de hedefinize YDS Akademi ile ulaşın. İl Başkanlığı'ndaki toplantıya Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Taşkın, Genel İdare Kurulu üyeleri Mesut Doğan, Ekrem Şema, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Balaban, İl Müfettişi Süheyl Balaban ve partililer katıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan GİK üyesi Mesut Doğan, Türkiye genelinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yerel seçimlere de değinen Doğan şunları söyledi. Şimdi bir hafta önce görevli olduğum noktada söylüyorum, Bingöl'deydim. Geçen hafta da Zonguldak'ımızdaydım. Şimdi de Balıkesir'imizdeyiz. Sadece Balıkesir'e münhasır bir şey söylemeyeceğim. Türkiye genelinde Saadet Partisi'nin çok büyük sürpriz yapması sürpriz olmayacak inşallah. Ve gerçekten bu noktada vicdanı ağrıyan insanların çok mutlu olacağı ama birileri çok rahatsız olacağı, hayırlı bir sonuç alacağımıza inanıyorum inşallah. 3 tane çalışma yapıyoruz. 1. Halkla kucaklaşma çalışmaları diyebilirim. İçe dönük teşkilat çalışmaları. Üçüncüsü de aday tespit etme çalışmalarının ön hazırlığını yapıyoruz inşallah. Bu çalışmalar sonucunda da zaten genel merkezimizde yapılan değerlendirmelerle kademeli olarak adaylarımız açıklanacaktır inşallah. Başkanım, Balıkesir'de büyük şehir oldu biliyorsunuz zaten. Evet. Hayırlı olur inşallah. Evet. Burada adaylarınız tabii Karısı, 6 Eylül ve büyük şehir olacak. Evet. Onlarda hangi kategoriye göre ayarlayacaksınız, seçeceksiniz? Hangi şartlara göre değerlendireceksiniz? Bizim Türkiye genelinde aday çalışmaları noktasında uyguladığımız durum bellidir. Yani bu sadece içe dönük değil, hem dışa yönelik istişareler neticesinde temsil noktasında o aday olduğu ile ve ilçelere faydası noktasında en kaliteli adayı inşallah gösterme gayreti içerisinde olacağız. Tabii ki. O yine bizim Türkiye genelinde illerimizde, ilçelerimizde ciddi bir kısım tamamlanmış anket çalışmalarımız da var. Yani insanlarımızın nabzını tutma noktasında. Bütün bu çalışmaların gösterdiği sonuca göre inşallah hareket edilecek.